Bak Peki Trabzonspor ve Fenerbahçe Verilere. bu açıklamalardan tatmin olacak mı? Yani Vallahi iki da Abi Türkiye'ye gidiyor. Onu <laughs> bırak Trabzon'da Fenerbahçe'yi ya. Yani Türkiye'de haftada kaç maç oynanıyor? Yüzlerce. Hı, hı Birinci ligi var, ikinci ligi var, bal ligi var, amatör ligi var. Peki şimdi arkadaşlarımız yazmış kocaman. Sa Çok güzel. Ki. Sporda şiddet nasıl son bulacak? Bunu zaten 30 yıldır. Yasa yıldır. var abi 6222'li yasa ya tam, var ya. 30-40 yıldır konuşuyoruz. Bu bir yasa türlü... kime işliyor ben merak ediyorum ya. Bizim ben... bulamadık. Ben şunu konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'yi bu karardan neyi geri döndürür? Bunu ya. da bir konuşmamız Fenerbahçe lazım. Fenerbahçe 16 bir Ama bir karar aldı mı? Alırsa ne geri döndürür? Gürcan dönüyor? burada. Hayır diyelim Gürcan oylamaya sundu. Fenerbahçe'yi ama ne olursa oylamaya sundu. 16 sunulacak. bir kişi gelmez. Fenerbahçe'nin sağduyu insanları böyle büyük bir... Ama şey ikincisi hayır, var. Likten çekilmesine izin vermez. İki. Ali Bey duygusal dedi ya yine duygusal. Öfkeli konuşuyor. Haklıdır burada. Hı hı. Tarafları vardır. Olmaz. Olmaz. Hı. Bu ilk değil, Yani son da olmayacak bu işler. Ama her sefer derken çekilirim tabii. derse bir çözüm var. Ya tabii. Fenerbahçe'siz, Galatasaray'sız, Trabzonspor'suz, Beşiktaş'sız, Türk futbolu olmaz. Hepimizi üzer, etkiler evet. bu durum. Yani. Ama... Şu anda böyle bir ihtimal yüzde bir de olsa var. Yani o yüzden ya işin Bey, buraya gitmemesi davranıyor. için ne buraya yapmak getiriyor. lazım? Kulüpte bir nabız yoklayacak. Bunu yapacak. Fenerbahçe kulübünde sadece e, Ali Bey hakim değil ki abi. Bir sürü Fenerbahçeli insan var ya. Fenerbahçe'de başkanlık yapmış insanlar var. Gürcan da biliyor bu Levent, işi. Le Kolay. Levent Araya abi. girerler. Aracı olurlar bu işte. Le bu işin çekilmemesi Le için. Le Levent abi bak gen genel kurulda çekilelim kararı çıkar. İşte Gürcan Bilgiç. Hiç... Yani, ben Gürcan abi hani e, düşünce değil. Biri, hani doğrudur, iki, yanlıştır değil. 2011'den beri. Bayağı bir tepki o, o, o yaşananlar şey yaşa, e, insanların çektikleri kumpas davası, onun üstüne gele, gelen olaylar e, Aziz Bey döneminde de bir sürü şampiyonluk bitti. Şey e, Ali, Ali Bey döneminde de ilk üç senesi çok acemilikle geçti. Ama sonraki senelerde iyi başkanlık yaptı Allah'a var ya. İyi takımlar kurdu. kurdu. Ama e, eğer bir şeye karşı olduğunu hissediyorlarsa. Mesela o iki Nisan'daki genel kurula Aziz yıl, e, az Yıldırım da gelmedi. Onun da fikri aslında önemli değil mi? Yani camiada Aziz Yıldırım'a da sorulursa onun vereceği cevap A ait, da el, etkili olur oylarda. El, el, elbette 20 yıl başkanlık yapmış. Neyin ne olduğunu bilen, dinamiklere hakim. FETÖ'ye hakim bir isim azizdir. Ve şu, şu, da var. Mesela biz ne dersek diyelim. Bir kere o toplantı yapılacak mı yapılacak? Genel kurul. Tabii o karar alındı. Evet. O an sana ee, diyelim ki Ali Bey ikna ettin. Aziz Bey ne düşünüyor bilmiyorum ama onu da ikna etti. Hı hı. Ve genel kurulda eller çekilelim diye kalkarsa ne yapacakları bir şey var mı? 15 bin kişinin 13 bini Evet derse. Yani var mı? Hayır, Yap öyle yapabilecektir bir, şey var, mı, bir şey. var. Genel kurulu kararı. Bir şey Yönetim sayısı. Kurulu bunu. Bir Bak Genel Kurul her geçersiz şey sayabilir. Hayır, bir şey yanlış söylüyorsunuz zaman... ya. Gürcan bir şey doğru söyledi falan. Bu kararın alınması için bilmem ne kadar adam lazım. 16 bin kişi gelmesi lazım. Evet. Doğru mu? Hayır ilkine. İlkine. Hı hı. İkinciye beş bin de gelse olur. Çoğu Çoğunluğa Ben sana söyleyeyim mi? İlkine on altı bir kişi beş bin kişinin oyuyla bu karar verilmez. Kusura bakma. Benim en çok mesela Galatasaray'da eleştirdiğim konulardan bir tanesi bu. Ben oy atmadım yani e, masumiyetine kimse bürünemez. Geleceksin oyun varsa atacaksın diyorum kardeşim. Bu kadar basit. Oyunu kullanacaksın. Öyle beş bin kişi on altı bir kişi gelmemiş. 5 bin kişi gelmiş. Fenerbahçe zaten gerek yok ki 5000 kişi 2 dakikada toplar. 5000 kişinin evet. kararıyla 117 yaşındaki bir kulüp bir lig aşağı çekilir mi ya? Yapma böyle bir şey. Allah evet, işte merak konusu da bu. Taraflar ne Geleceksin düşünüyor ki, acaba bu ma konuda? şey maddi değeri var, manevi değeri var, sponsorluğu le, le, var, yayıncı gelişleri var. Bunlar bir le, çırpıda çöpe atılacak işler le, değil. Levent yani. abi bak gelinen gelinen nokta olan önemli. Bak. bir yıl önceki konuşması. Evet. Bırakın 11 11'e 3 zaten. Hayır bir saniye bırakın bu işleri diyor. Evet. Tamam mı? Çekimle falan. Bir yıl sonra bir başkanı, evet. üstelik kurumsal bir ailenin bir bireyini, 6 yıl başkanlık yapmış kişi. Bu noktaya getiren nedenleri bulacaksın. Adam çıktı tık 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 söyledi. Söyledi. Devlette, federasyonda Fenerbahçe'ye sahip çıkmıyor dedi. Devletin bak bir şey söyle bak. Biz, bir laf söyledi. Fenerbahçe istemiyorlar dedi. Ben Fenerbahçe'yi istemiyorlar o zaman, diye bir düşünceye katıldım. O zaman o zaman e, devlet sahip çıkmadı. Hayır o, o zaman bak genel kurda o tartışmış. Yanlış. Devlete yani. teşekkür ediyor. Bizi aradılar diye konuştular, sahip çıktılar diye. Cumhurbaşkanı'na ne? teşekkür etti. Tabii canım etti. ya Allah aşkına devlet istemiyor. Devlet niye istemesin ya? Ya bırakalım bunları. Neden, neden, hani, neden böyle söylüyorlar? Kamuoyu genel dedi. olarak neden böyle bize evet. destek neden? olmuyorlar He? anlamında söylüyorlar. Yani genel olarak kamuoyu olarak bize destek olunmuyor anlamında söylediler. O yüzden yalnız. Kamuoyuna yani kamuoyun dediğin ne? Kim destek olmuyor? Hayır orada şeyi. Altı... Kim destek olmuyor Şeyin altını ya. çiziyor Onur. Faili meçhulü altını çiziyor. Kim yakalayacak onları? Yani şeyi mı olarak. Aynen. Kimi ya yakalayacak Gürcan bunu sana geçenlerde de sordum iki defa. Bakın senin söylediklerinle bu olay farklı. Ne demek ya? Levent abi. Adam öldü gitti ya Ahmet Taner Tışkı Kışlalı. Affedersin ya. Bak. Bir sürü adam öldü. Failleri yakalandı mı? Bak. E bu da mı yakalan? Bu da onlar hayır, bir şey yani. Hayır. Ya dön, Devlet bunu araştırır. Belki ileride yakalayacak. Ben, ben bilmem. Şekip Mosturoğlu'nun bugün dün attığı tweet var. Evet. Yakaladınız bıraktınız evet. diyor. Zamanın, İspat etsin onu. Ay zamanın yöneticisi. İspat etsin. Ben bilmiyorum. O Varsa şey, bak yakaladınız bıraktınız lafı çok sıkıntılı bir evet. laf. Hatta tweetinde yazıyor. E tamam. Kimmiş bunlar o biliyorsa ha. açıklasın abi. Biz de bilelim. Evet, yalnız şu olayda tabii e, olaya karışanların çoğu öncelikle tespit edildi, yakalandı. Ve kartları daha, yok ya, pasolikleri evet, yok. Daha da fazlası varsa zaten mutlaka emniyet güçleri yakalayacaktır. Şimdi bir de şu Bu tartışma bir operasyon konusu yani var. net söylüyorum. E, sahada yaşanan işte şu tam da şu olaydan bahsedecektim. Ee, taraftarların girmesi sonrası futbolcuların verdiği reaksiyon. Yine bütün dünyanın çok konuştuğu, çok bildiği bir olayı ekrana getireceğim. Yorum tabii ki sizlerin ki zaten biz hani burada hukukçu değiliz, kriminal uzmanlar değiliz. Buna karar verecek olan kişiler hukukçulardır. Hatırlarsınız bundan bir 10 yıl önce AZ Alkmar'ın Ajax'la oynadığı maçta bazı olaylar yaşanmıştı. İşte buyurun ee, bir ayak taraftarı Azze Alkmar kalecisine saldırırken burada Azze Alkmar kalecisi önce tekme atıyor bir tane daha tekme atıyor. Sonra bunun tabi biraz devamı da var ve burada e, Azze Alkmar kalecisi e, kırmızı kart görmüştü, görmüştü ceza almıştı ve sonrasında federasyon dedi ki burada kendini savunuyor ve o nedenle Esteban Alvarado ceza almamalı. Biz onun cezasını kaldırıyoruz. Şimdi Türk futbolunda da şu tartışılıyor. İşte Josef De Souza örneği var. Serdar Sarıdağ geçen sene birçok programda tartıştı. O vardan verildi. Hı -hı. Ee, i̇şte bu tür olaylarda futbolcular kendini savunmalı mı, savunmamalı mı? Tabii ki kimse keşke sahaya inmese de böyle şeyler olmasa, biz de bunu konuşmasak ama sonuçta olan oldu. Futbolcuların reaksiyoncular futbolcular kendini savunmalı mı? Allah bütün canlılara kendilerini savunma mekanizması vermiştir. Onu vermiştir her türlü. Ruhen, beynen, DNA olarak onu vermiştir. Öyle doğurmuştur seni Allah. Her türlü canlıyı. O tekmeyi yiyen insan reaksiyon olarak bir şey yapar.